Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğneden tığ oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. saat alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet arkadaşlar şöyle mürdüm rengi tek renk bir tülbentim ve 21 numarada Tığım var. Size yine iğneden taç çıtıpıtı çok kolay zarif bir model hazırladım. Modelimi hemen göstereyim. Evet, modelimizi bu şekilde hazırladık. Bakın, şöyle iğneden taç çıtıpıtı, kenarlarında minik bir dağı olan çiçeğimiz. Evet arkadaşlar, modelim bu iğneden tığa çevirdiğim modelimiz bu. Şimdi modelimizi nasıl yaptık? Onun yapılış kısmına geçerek nasıl yapıldığını size tarif edeyim. Evet şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 oğlu videoda mevcut oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın şu ara suyundaki dalları yaparak başlayacağız. Şu yuvasının arasını yaparak başlayacağız. Sonra da arkadaşlar bu kaya kısmını göstereceğim. Bakın arka tarafı unutuyoruz. Yine ilk başlar gibi başlıyoruz. Şöyle sık iğneyi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum ve buraya 3 tane 3 zincirden tığ battı yapıyorum. 3 zincirimi çektim. Tığ battımı buraya kapattım. Hemen bir zincirle dönüşümü yaptım. Bakın 3 tane tığ battığı yaptık. Sık iğne ile buraya çıkıyorum ve buraya 1 2 3 tane zincir çekip hemen yandaki tığ battıya yuvası hazırlayıp bir zincirle dönüşümü yapıyorum bakın bu 3 zincirli yuvaya girip sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde yapınca böyle kirpikler daha güzel duruyor dallar daha hoş duruyor ve 11 tane zincir çekiyorum 6 7 8 9 10 ve 11 Şöyle 11 zincirden 3 tane dal yapacağım. İlkini kapattım bu 3 zincirli yuvaya. Tekrar 11 zincir. 6 7 8 9 10 ve 11. Şöyle ikinci dalımız. Tekrar 11 zincir. 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 zinciri yuvama kapatıp bakın 3 tane bu şekilde daldan oluşan bir pirik hazırladık hemen sık iğne ile buraya giriyorum sabitliyorum bu baş ve son kısmında sık iğne yaparsak uç kısımlarına bu şekilde bakın kirpikler çok güzel duruyor şimdi buraya aşağı inek için de bir tane sık iğne yapıyorum tığ battı seviyesine iniyorum ve 3 zincirden 2 tane e, bu başta bıraktığımız yer için 3 tane de bu kayamız için toplam 5 tane tığ battı yapıyoruz arkadaşlar şöyle 3 zincirimi çektim buraya kapattım 3 zincir kapatıyorum 3 zincir. Bakın ilk başlarken 3 tane. Bakın bu ara mesafesi olduğu için biz buranın tığ battısını 5'e tamamlıyoruz. İlk başlarken 3 zincirden 3 tane tığ battı yaparak başlıyoruz. Şimdi bir zincirle dönüşümü yaptım. Şöyle döndüğüm tığ battıya sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Hemen yanındakine 3 zincir hemen yanındakine şöyle iki tanesi yuvaya ait şu üç tanesi de bize ait bakın arkadaşlar üçtü iki oldu hemen bir zincirle dönüyorum ve yanındaki tığ battıya sık iğne ile sabitledim yine üç tane zincirimi çektim son kalan yuvaya kapattım tepeciğimizi bitiriyoruz. Şimdi son tepecik için böyle içine girmek için arkadaşlar artma zinciri için iki zincirle kapattım tepe noktasını. Bakın 3 2 1 sonra iki zincirle bu tepeden aşağı inmek için iki zincirle kapatıyorum ve buraya da e, 10 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 6 7 8 9 ve 10 10 zincirimi çektim. Bu zincir sayısı 9 da olur, 11 de olur size bağlı. Bu en son yaptığım tığ battıya giriyorum arkadaşlar. Bir sonrakine girince bu uzuyor. Bakın dünkü de öyle oldu. Böyle daha güzel duruyor bakın. Şöyle dip kısmına batarsanız son tığ battının içerisine kaya daha hoş ve zarif duruyor. Evet. Tıpkı iğne oyasında olduğu gibi. Şöyle bir kaya bir ara suyu. Bir kaya bir çiçeklerimiz için dal yaparak çimeni bu şekilde gidecek arkadaşlar. Şimdi ilk başlarken bu şekilde başlayacağız. Tepeyi yaptık ve buraya 3 tane 3 zincirden tığ battı yapacağız. Şöyle. 3 zincir sıradakine giriyorum. 3 zincir sıradakine girip 3 tane yaptık kayadan sonra bir zincirle dönüyorum hemen ilkine sık iğne ile sabitledim yine 3 zincirimi çekip buraya kapattım bir zincirle dönüp bu 3 zincirli yuvanın içerisine sabitliyorum ve buraya da 11 tane zincir çekeceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 zinciri kapatıyorum buraya birinci dalım. 11 zincir. 5 6 7 9 10 ve 11. ikinci dalım. Şöyle 1 2 3 4 6 7 8 10 ve 11. Bu da Üçüncü dalım Evet, 3 tane dalı yaptık bakın 11 zincirden. buradaki tığ battı dönüş yaptığım yere sık iğne ile girdim ve 3 tane zincir çekip 5 tane tığ battı yapıyorum. Bu dallardan sonra arkadaşlar şöyle yapmış olduğumuz bakın 3 tığ battının ikisini kullandık. Birisi kaldı ama şura boşluk olduğu için iki gibi duruyor arkadaşlar bu sıyırma yerini. O yüzden bu taraf iki tane bırakıyorum. Şöyle. 2 ve 3 zincir. Kapattım. 1 2 3 zincir. 3. 3 üç zincir. 4 ve beşinci bir zincirle dönüşüm yapıyorum bakın beş tane bu şekilde tığ battığını yaptıktan sonra bu üç tanesi bizim bir tanesini kesim işlemi yaptım iki tanesine de şimdi tığ battı yapıyorum üç zincirimi çekip kapattım üç zincirimi çekip kapattım Evet bakın 3'ten 2 oldu Tekrar bir zincirimi çekip çevirdim. Buraya Şimdi köşelerde kesim işlemi uyguluyorum. Şimdi iki olan tığ battı. Bire düştü. Üç zincir. Yandakine. Şimdi son zinciri bir yerine iki çekiyorum arkadaşlar. Şöyle tam ortalamak için. Normalde hep köşelerde birer zincir. Fakat tepe noktasında iki zincir ve on tane de zincir çekiyorum ilmek için. 8-9-10 hemen şöyle en son dönüş yaptığım tığ battıya bakın bir sonraki boşluğa değil en son yaptığım yere giriyorum şöyle 3 zincirden 3 tığ battı yapacağım şöyle anlaşıldığı için ben devam etmeyeceğim arkadaşlar bakın şöyle iki tane yaptık kayamızdan iki tane de bu dallarımızdan bu şekilde hazırladık şöyle devam edecek çimeni bu şekilde şimdi biz bu pirpirikleri de yaparak iğneden tığa modelimizi tamamlayalım Evet şöyle e, ortadakine pipirikleri yapacağız arkadaşlar Böyle ördüğüm rengimi tülbentimle aynı renkte olan ipimi kullanacağım 7 tane zincir çekiyorum kirpik zincir sayım 7 kapatıyorum ilk pipiriği bu şekilde oluşturduk bakın bu ilk pipiriklerin düzgün durmaz ipimi esnettim ve zincirimi de sıkı çekiyorum 4 5 6 ve 7 7 zinciri kapattım buraya 4 5 6 ve 7 7 zinciri kapatıyorum buraya Şöyle bir zinciri çektim, ipimi kopardım arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle şeyde olunca şuradan arka tarafından şöyle ilmeğimi alıp buradan da ipimi takıyorum. Hemen iplerimi yakıp temizleyip geliyorum arkadaşlar. Evet şöyle kenar pipirikleri de ayrı bir güzellik katıyor arkadaşlar. Hemen yandaki dalları da şu şekilde yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Sarı renk ipimle sabitliyorum buraya. Şöyle dibine de bir tane zincir çekip şöyle bir örümcek yapıyorum. Bak bunu koparıp yakma olmasın diye hemen arkasından dolanıp keseceğimiz için ön arkası fark etmiyor arkadaşlar şöyle 3 zinciri çekip yine minik pipirik oluşturdum şöyle bir tane de zincirimi çekip ipimi koparıyorum bakın ilk teli böyle yapıyorum bakın bu şekilde şimdi bunlar arkadaşlar şöyle kısaltıp yakacağım bakın bunları direkt arkaya falan çekmeye uğraşmıyorum uğraşmak isteyen uğraşabilir ben sadece kısaltıp böyle bir bakın şey değdim üzerine Aynı şekilde bakın burayı da kısaltıp şöyle yakıyorum. Evet. Bu şekil oluyor arkadaşlar bakın. Çok da güzel. Ve yapımı da kolay duruşu da hoş şunu da yapalım hemen evet sarı elimizdeyken hemen sarı tohumları atacağım sarı ipi takmışken 3 zincirimi çekiyorum Buraya bir tane minik böyle pipirik oluşturup dibine bir sık iğne ve buraya örümcek ortadaki Şöyle boş bırakıp çünkü büyük birikleri yapacağız oraya. Bunlar küçük tohumlar. Şöyle 3 zincir kapatıyorum. Bakın. Şöyle dibine de bir tane zincirimi çekip ipimi kopardım. Demin gösterdiğim işlemin aynısı bakın bu üstteki teli şöyle ipimi uzatıp ve bakın ortadakini kestim. Böyle açınca yine bu şekil oluyor. Hemen şunları yakıp geleyim. Bu turuncu kirpikleri de yapalım. Evet şöyle ortadaki yuvanın içerisine sık iğne ile sabitliyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zinciri çektim hemen buraya kirpik olarak kapattım 7 zincir 5 6 ve 7. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 3. 7 zincirimi yine diğerlerinin yanına sabitleyip dip kısmına bir zincir. Hemen ipimi kopardım. Bakın. Şöyle demin gösterdiğim gibi buradan arka tarafından alıyorum. Bunları kesip temizleyip geleyim. Evet, iğne zarifliğinde modelimiz hazır. Şöyle yapılışı da bir o kadar kolay arkadaşlar. Bakın Şöyle çıtı bıtı, iki tane kayanın arasına kirpiklerin üzerine çoğaldıkça kendini gösteriyor. Bunu rengarlık yapabilirsiniz. su son koyduğum turuncunun yerine e, siz mavi daha renkli böyle istediğiniz renklerden yapabilirsiniz. Hatta tek renk sade tülbentinizin renginde de çok güzel olur arkadaşlar. Görüyorsunuz hoş ve zarif oldu. Bir de o kadar kolay hem de çıtı pıtı. Böyle minik hoşunuza gidecek beğeneceğiniz bir model hazırladım iğne oyası iğne oyası zarifliğinde ipinizi güzelce incetip esnetip sıkı sıkı zincirleri de çekince bu hal alıyor arkadaşlar bakın Evet Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar videoların devamı anlatımların devamı gelir Allah'a emanet olun hoşça kalın arkadaşlar.